Merhaba sevgili öğrenciler, Forum Sınıf YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere MEB yayınları 3. sınıf fen bilimleri ders kitabının 143, 144, 145, 146 ve 147. sayfalarını cevaplayacağız. Sayfa 143'ten başlayalım. Eskiden kullanılan ışık kaynaklarının yerine şimdi hangi ışık kaynakları kullanılmaktadır? Eskiden kullanılan ışık kaynaklarının yerine şimdi ampul, led lambalar kullanılmaktadır. Sayfa 144. Görselde bulduğumuz ışık kaynaklarını aşağıdaki tabloya yazalım. Işık kaynakları pencereden gelen güneş ışığı, tavandaki ampulün ışığı, televizyonun ışığı, mumun ışığı. Tabloya yazdığımız ışık kaynaklarını arkadaşlarımıza paylaşalım ve en fazla ışık kaynağını kimin bulduğunu belirleyelim. Pencereden gelen güneş ışığı. İnsanlar tarafından yapılmayan, yapısı gereği doğada kendiliğinden ışık yayan ışık kaynakları nelerdir? Doğada kendiliğinden ışık yayan ışık kaynakları vardır. İnsanlar tarafından yapılmayan ışık kaynaklarıdır. Bunlar güneş, ateş böceği, yıldırım gibi ışık kaynaklarıdır. Evet sayfa 145'e geçtik. Bulduğumuz ortamın tavanında veya duvarlarını tepsiye su doldurduktan sonra ne gözlemledik? Ortamın tavanında veya duvarlarını tepsiye su doldurduktan sonra yansıma oldu. Duvardaki veya tavandaki değişimin sebebi ve kaynağı nedir? Duvardaki veya tavandaki değişimin sebebi yansıyan ışıktan kaynaklıdır ve kaynağı güneş ışığından kaynaklı suda yansımadır. Bu etkinliği başka hangi cisimleri kullanarak yapabilirsiniz? Bu etkinliği tencere kullanarak da yapabiliriz. Sayfa 147 Ay geceleri çok parlak görünüyor. Ayda bir ışık kaynağı mıdır? Güneşten gelen ışığın ayın yüzeyine çarpmasıyla bunun dünya yansımasının sonucu ay parlar. Videomuzun sonuna geldik. Forum sınıfı takip ettiğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. İyi dersler dileriz.